Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahi alhamd. Onu çektirir mi kendilerine? Ha? Bu tertip çektirir mi? İşte onu alış. Bazı mühim talimat var da söyleyeyim kısaca size. Şimdi Resulullah Fatiha. İşittim ki Bismillahirrahmanirrahim siz gece bir ponta vurursunuz lefkede. Öyle mi? Bir dolaşma yapar mısınız yasından sonra? Ne için yaparsın? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Gençlerinizi, çocuklarınızı akşam namazından sonra dışarı bırakmayın diyor. Ahbisuhum. Onları hapsediniz. Ne için? O zaman لَنُّ شَيَاطِنْ يَنْتَشِرُونَ مَعْدَلْ غَلَسْ. Galas nedir? Karanlık bastığı vakitinde şeytanların intişar ettiği, dağıldığı zamandır. Ahbisu şebbanekum. Gençlerinizi akşamdan sonra hapsediniz. Çünkü sokakta şeytanların dağıldığı vakittir. Zulmet öner, o zulmetin içerisinde gecenin ağırlığı sizi ezer. Onların ağırlığı da size zarar verir. Şeytanların dağıldığı vakittir diyorum. Akşamdan sonra gençlerinizi hapsediniz. Ne güzel. Bütün dünyanın başının belası bundandır. Geçinemiyoruz, eğlenemiyoruz, yaşayamıyoruz, idaremiz çıkmıyor. Sen akşamdan sonra dolaşırsan, hani bu bizim evlatlarımız akşamdan sonra devriye yapar. Günün ölü vaktidir o. Dolaşacaksan güneş böyle çıkmaya başladı vakta hayat verir. Devriye yapacaksan diyor. İşrak namazını kıl. Bir devreye yap. Gel duha vakti yat. Ne hastalık görürsün, ne sıkıntı görürsün, ne şeytanların şerrine uğrarsın. Bu talimatlar büyük. Büyük talimat bu. Gecenin karanlığı çöktü mü ezer insanın.
Ece'alna leyle libasen. Örtü yaptık diyor geceyi size. Örtünüz de rahat edesiniz. Ece'alna nehara maaşa. Hayat gündüzde size açılır. Gece kapanıktır. Gece yatsıyı kılıp rahatınızı alınız. Subhanallah. Çobanlar bilir. Çobanlar bilir şey. Feridun. Subhanallah o hayvanlar. Seher vakti girdi mi davar tepinir derler. Yatmaz. Tepinir. Tepinir mağarası uyanır ve yürür. Seher vaktinde hiçbir davar daha da olsa seher vaktinden evvel hiçbir davar dımıldamaz, yatır. Seher vaktinde davar tepinir diyor. Yani kalkar, yürür. Eskiden çanlar da vardı. Bir alayla yürürlerdi. Çünkü en bereketli vakit gecen, gündüzün, günün efendim şeydir. Seher vaktidir. Bütün yükünü alır. O mübarek hayvanlar bilir, seher vakti girdi mi tepinir diyor, kalkar. Yürümeye başlar. Çoban o vakit arkalarına düşer. Geceyi hayvanlar biliyor. Ağırlığını şey etmez. Yürümez, yatır. O ağırlığı üzerine çekmesin diye. Seher vaktinde tepinir. Yani kalkar ve yürür. Eskiden zilberi çanları vardı boyunlarında. Bir olay başlarlar yürümeye. Çoban da kalkardı o zaman. Seher vaktidir. Seher vaktinden sonra, şimdi seher vaktinde evde oluruz biz. Daha da değiliz. Lakin biz günün intişarı yeni hayatla güneş doğar. Buradan seyredelim. Ne güzel doğuşu var. Ne güzel nurları. Akşam böyle. Gün böyle mahzun batar. Doğarken nurların içerisinde doğar. Gelin kız gibi doğar. Acayip. O vakit insanlar uyur. Efendim, şimdi zaten ne çoban kaldı ne çiftçi. Hepsi yatırlar. Neden? Bütün gece otururlar onlar. Kabirlerde ve onun emsali bir sürü zibillik yerlerde çürürler. Maneviyat diye işlerinde bir şey kalmaz. Hastalık da tepelerine biner. Cinlerin intişar vaktidir dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Akşamdan sonra gençlerinizi hapsediniz. Bırakmayınız dışarıya. Çünkü şeytanların dağıldığı vakittir. Ezerler milleti. Zahirde de bu böyle. Efendim maneviyatta da böyle görüyor evliyalar. Peygamber söz aleyhissalatü vesselam. Bu dünyayı ıslah eder bu söz. Gece dışarı çıkma.
Çünkü gece dışarıda şeytanlar girit atar. Adam arar, kavlasın, anlayıp dursun diye. Ezilmiş vücut, bütün gün yorulmuş vücut uyumak ister. Zorla uyutmaz onu. O bizim oturduğumuza bakma. Biz de fazla otururuz. Yani dışarıda değiliz. Bir hizmette dururuz. Rabbimize karşı. Dolaşmıyoruz. Onun için dolaşacak vakit günün böyle doğduğu vakitinde dolaşın. Taze hayat verir. Damadım, muhterem damadım, muhterem torunum. Dışarı akşamdan sonra dolaşması iyi değildir. Vücudu ezer. Akşamdan sonra rahat edin. Sabah erken işrakı kıl, bir devriye yap. Yeni gün, yeni libas giydir vücuda. Yeni vücut gelir. Yeni hayat, yeni teneffüs için vücuda gelir insanlar. Onun için atalarınız katiyen yatmaz seher vaktinden sonra. Kuşluk vaktinde çiftini sürer, bahçasına bakar, alacağını toplayacağını alır getirir ve öğlen vaktinde eve geldiğinde bir parça yatır. Gayrure diyor. Efendimiz de efendim kuşluk vaktinde Medine-i Münevver'in bahçelerinde gider ve o kuşluk namazı, kuşluk gayrure uykusu uyurdu. Onu işittim. Gece devriye yapıyorum. Gece devriyenin manası yok. Zulmet var. Ağırlık çöker. Hastalık gelir. Hatta benim bile ikinden sonra çıkmam, yani tam bir şeriata bakarsan şey yok, tadı yok. Gün batıyor çünkü. Devriye yapacaksan gündüz yap diyor. Gün doğarken çıkayım. Ne hastalık bırakır, ne vücudumuza zaaf bırakır. Bütün dünyanın belası bu gece hayatıdır. Bütün dünyayı sersem eden, akılsız yapan, bütün dünyanın huzurunu kaçırttıran gece dışarı çıkmaları. Bunu kapattın, dünya güldürüstandır. Doğru mu? Böyle. Şimdi vücut efendim gecele bakar, şeyledir, işrakı kıl, 10 adım olsun yürü. Güneşin doğduğu tarafa yürü. Yeni livas. Ya Rabbim, güneşteki sevgül afiyet, afiyet gömleğinden bize de giydir ya Rabbi diye güneşin çıkışını seyretsen aslan gibi durursun. Ne hap istersin, ne hekim istersin. Onu işittim, dün işittim. Şeyde devriyede mi verdi, devriyeler yaparlar onlar. Ya dedim yahu, ben seslenirim ama gece bana talimat verildi. Talimat verildi. Boş boşuna dolaşıp ezilirler dedi. Yatsınlar, erken kalksınlar,
işrak vaktinde on adım yürüsünler güneşin doğduğu tarafa. Bak bakalım ne karnım nerede kalsın der. Lakin bütün millet geceye hazreder. Hazırlık yapar. Geceye çıkmak için gündüzü iptal ettiler. Gece. O gün hastalık gırla. Hırsızlık, gülsüzlük gırla. Efendim, iktisadi çöküntü evlerden tut devlere kadar. Devletler hepsi bu belanın içine düşmüş. Bir sözü peygamberi kurtarır. Subhanallah ilahe. Onu işittim. Keşke imanım olsa da dedim. Çıkayım. Bir dolaşayım. Çok vakitler ben dervişlik ya dervişlik yapardım da gittiğimiz yerlerde köylerde efendim sabah namazından sonra devriye yapardı. Yola çıkarsak o vakit çıkardı. Temiz hava. Yediğimiz içimize sinyal ne hap ister ne ilaç ister. Bunları kullansa hiç hekime ihtiyacı yoktur oğlum. Arslan gibi olur. Gün doğduğu tarafa yürü beş ay. Beş dakika, beş aydın. Yürü, bir devre yap, gel. Gece. Gece anlar leyle libasen. Ben nehara meaşa. Geceyi örtü yaptık size. Örtülesiniz, yatasınız, dinlenesiniz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne söyleyen kaldı, ne bilen kaldı, ne yapan kaldı. Bütün dünyanın çivisi koptu, mandalı koptu. Ne için? Bu gece hayat. Bu gece hayat. Bu İslam nizamı değil. Allah'ın Celle'nin istediği hayat nizamı değildir. O yüzden kırbaçlanıyor. Çok şey söyleyeceğim ama yetişir bu. İstersen şimdi yat, işrak namazından sonra çık, bir devriye yap. Güneş daha zaten 9'a 10'a kadar yeni gelir. Böyle gelir, ta buraya kadar. Sentures derler ona. Tepesine gelinceye kadar gökyüzüne. Hayat verir. Ondan sonra eksilmeye başlar. Güneşin getirdiği nur var. Sentures tam tepeye geldikten gökyüzünün ortasına azalmaya başlar. Buradan çıkarken ziyadesiyle gelir verir. Nasıl? Onu işittim, ben bir şey demedim akşam. Yani sabaha tembihat geldi ki bunu söyleyeyim, bu bütün dünyayı kurtarır. Bütün dünyayı kurtarır. Gece hayatı yoktur İslam'da. Sokaklarda kimse bulunmaz yatsıdan sonra. Herkes evinde değil ve sabah ezanıyla kalkar ve hizmetini yapar. Akşam ezanı evine gelir. Ya Rabbi İslam nizamını bize öğretecek, o yolu gösterecek. Senin muhlis kullarından kadar şaşıp kaldık ya Rabbi. Ne yapacağımı, ne edeceğimizi bilemek. Enerji yükledik bu vakit. Öğleden sonra enerjini bitirin. Enerjisiz millet, onun için hepsi hasta, dertli. Hastanede adam almaz oldu. Her evde herkes,
Her şey hasta. Bir şeyi idare etse ne hekim ister, ne hakim ister. Hakimlik bu kuartların hepsine gece olur. Her cinayet, her pislik gecenin içindedir. Onun için geceye çıkma diyor. Gençlerinizi, evlatlarını bırakmayın akşamdan sonra sonra. Allah! Ne güzel peygamber, hey ya Resulallah! Bunlar bize talim edecek bu mübarekleri gönderin. Ne güzel bu talimat. Beğendin mi? Yaşayın, çok da gelecek. Demedim, ne münasebet? Ya devriye yaparlar diyor onlar, ne yapayım? Ne acayip, o devriye baktı mı? Öyle mi diyor? Şimdi modadır. Akşamdan sonra, yatsıdan sonra herkes sokakta gezecektir. Şeytanın talimatı bu. Ki millet eziyet çeksin. Hasta olsun. Cepleri de paraları dalmasın. Rahatları, huzurları dalmasın. Evlerinde muhabbetleri, evine muhabbeti. Evine muhabbeti olan kalmadı. Herkes evinde çoluk çocuğuyla eskiden. Oturur, yatsıya ılım yatıverir. Şimdi çeşitli şeytan aletleri, bunları da icat edenler şeytanın o şeyleri. Ne yapacağız? Onların zulmeti de bizim üstümüze çöküyor. Bakıyorum, bir ferahlı bir haber gelir mi diye otururum orada. Gelmiyor oğlum, gelmiyor. Hep sıkıntı, hep cinayetler, vurmalar, öldürmeler. Bu insan hayatı değil. İnsanlara yakışan iş değil. Bu insanlar insanlıktan çıkmış, şeytanlaşmıştır. Şeytan insana zarar vermek için peşlerinde koşar. Şimdi bütün insanların hepsi birbirine şeytanlık yapmak. Geceleri beklerler. Geceleri de sokaklar kadın erkekten geçirmez. Ya Rabbi sen beni affeyle. Dolar yeni gün gelsin, yeni hayat gelsin. Hayat gelsin. 5 dakika git böyle dereye kadar. Kuvvetin varsa bir parça daha böyle, güneşin doğduğu tarafa yürü. Hayat gelir oğlum. Gece ne mi nasıl derim? Hiç duymadık bunu da. Senin haberin olur mu diyor. Şeyler mi? Devriye yaparlar abi. Ben bile o akşam devriyesinde yani tat bulmuyorum. Güneş batarken tadı gelmez. Güneş doğarken isterim çıkayım yürüyeyim. Eleyim yürüyeyim. Canımız, vücudumuz genişlenir, tazelenir, hoş gelir. Dağdaki hayvanlar bilir. Akşam karanlığında yatır. Seher vaktinde kalkar. Biz o kadar olamadık. Hay bu insanlar. Çektikleri hep şeytanın öğrettikleri belalar. Onları bu hale getirdi. Teknoloji batsın teknolojileri. Dünyayı yakacaklar. Milyonlarca insanları öldürecekler. Teknoloji medeniyetleri bu bunların, kainların. Şeytan talimi. Masum insanlar öldürüyor. Bu mudur bunların 20th centuries efendim medeniyet dediği
Bunların işi bu. İnsanlara yarayacak bir şey icat etmemiş. Çiğne gitmişler, gülsün damat bir parça. Çok ciddi oturur da bir parça daha söyleyeyim. Bazı geliyor kalbime. Bu trenleri icat ettiklerinde bazı açık gözler Çin'e gitmiş de efendim trenin faydalarını söylüyorlar. Tren hattı yapacak işe binaenaleyh 10 günlük yolu efendim bir günde yürüyeceksin. O ihtiyar şimdi demiş, peki demiş. 10 günlük yolu bir günde gittikten sonra 9 gün ne yapacak demiş. Şimdi de millet öyle. Hepsi ateş üstüne. Koşturuyor. Ama yediği ne yahu? Yediğimiz işte bu. Yediğimiz bu. Niye koşturuyor? Bir hayır yapmadıktan sonra, bir günün içerisinde bir hayrın olmadıktan sonra, sen insan diye neye gezersin? Neler söylenebilir? Ciltlerle kitap dolar bunda. Ey oğul evlatlarım. Önceden değil. Sen git şimdi rahat et. İşrak vakti çıktı mı? Çık bir devreye yap. Onu da biliyorsan yani yeni bak. Hayat gibi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cinlerin intişar zamanı diyor. Gece cinlilerindir. Gündüz çıkmazlar. Gece cinlilerindir. Dokunurlarsa fena dokunurlar. Allah bizi affeylesin. Bize doğru yollarınızı gösterecek. Sevgili kullarından göndersin. Biz bir şey öğrenmeden kaldık ve şeytanın talimatının içerisinde bütün dünya ateşe yürüyor. Hemen yarabbim, hemen yarabbim, tövbe yarabbim, tövbe estağfirullah. Allah seni gözetsin. İşte gece çıkma, gündüz işrak. Ta öğlene kadar da olsa güneş şey gelmeden gördüğün tamamdır. Öğleden sonra kuvveti eksilmeye başlar. Vereceğini verir buraya kadar güneş. Şemtureslerle tepeye gelinceye kadar gökyüzünün ortasına. Ondan sonra eksilmeye başlar. Alamaz. Fatiha. Allah bize ver. Bunlar öğretecek kullarını yollasın. Allah Allah. Allah Allah. Allah razı olsun. Elin yeteyim. Gün madem çıkıyor, tamamdır. Lakin gün tam çıktığı vakitte yürüyüşün vereceği kuvvet çok başladı. Yenidir. Güneşe giydirmiş sevgül afiyet. Afiyet elbisesi giydirmiş güneşe. Cenab-ı Allah giydirir bize. Allahu Ekber. Ve lillahi elhamdülillah. Akıbetiniz hayırlı olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Çoluk çocuklarınızla İslam üzerine yaşayın. Amin. Yaşayalım. Hadi Mehmet oku bana. Amin. Oku bana. Allah'a şükürler, hamdolsun. İyi günler göstersin. Peygamber yolunu unutmak bize nasip olsun ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Fatiha. Heykel gibi. Evet.
Yani söyle söyle ama kime söyle? Canlı insan kalmadı. Allah'a şükür. Ya muhabbül el havli vel ahval. Havvül halena ile ahseni hal. Ne güzel İslam nizamı. Bir sözü kurtarır bütün dünyayı ve ırkıya. Bir söz. اَحْفِسُوا اَوْلَادَكُمْ مَدَ غُرُوبُ الشَّمْسِ Yani hadis-i şerif ben manadadır. Bırakma diyor. Bırakma. Geçmiş olayız. Şimdi kârı kalmadı. Gelecek geliyor. Aman yarabbim. Başımıza hayır gelsin.